Şehrin tiyatrosu devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet, Sermet Erkin bizimle birlikte. Onun illüzyon sanatıyla ilgili hem somut numaralarını burada tanık olarak izledik birlikte, ama şimdi tiyatro dünyasına döndürelim Sermet Erkin'i. En son Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nda evet, çok başarılı bir oyununuz var. Kibritçi Kız. Hakikaten başarılı. Bakın Mesut Bey, ki ben Ferih Egemen'den bu yana çocuk tiyatrosu yapıyorum. Evet. Ferih Egemen ki bu işin üstadı. Evet. Türkiye'deki çocuk tiyatroları, evet, Kemal Küçük kurmuş ama Kemal Küçük yazmış. Evet. Fakat oyunların rejisi, daha sonraki başarısı, yerleşmesi Ferih Bey sayesinde. Ki evet. Ferih Bey'den bugüne gördüğüm en parlak çocuk müzikali bu. Neden? Evet. Sizin yorumunuzu bir alalım. Biraz sonra bir kısa video göstereceğiz oyundan. Şimdi bakın Ferih Bey'in tabii şu nedeni, iki nedeni var. Birincisi Ferih Bey'in dönemindeki teknik ile bugünün tekniği çok farklı. Evet. Bir. Ama bugün Ferih Bey'in zamanında, yani 70'ti, ben en son 72'de falan Şehir Tiyatrosu'nda çocuk oyunu oynadım. Masal Masal Matitas'ta Metin evet. Çoban sahneye koymuştu. O tarihten sonra kültürler değişti. Şehir evet. kültürü değişti. Farklı bir, ve üstelik belediyeler kültürel faaliyetler yapmaya başladılar. Evet. Bunlar yaptıkça bu pazarda para varmış, bu pazardan gelir sağlanırmış diye tiyatroyu bilmeyen, tiyatroyu tanımayan, hiç tiyatro dahi seyretmemiş insanlar kendilerini tiyatrocu ve yazar zannetmeye başladılar. Olay ve ucuzladı işi diyorsun. Ucuzlattılar. Evet. Efendim düşmeler, kalkmalar. Çocuklar hadi bakalım, serçe mi haklı, kedi mi haklı? Kediyi alkışlayalım. Bu mu çocuk tiyatrosu? Yani çocuk tiyatrosu bu değil. Biz çok ciddi anlamda bir oyun oynuyoruz. Yani gülme yok. Yani gülme, pardon. Yani seyirci güldürmek için komiklik basit yok. Basit komiklikler basitlik değil. Yok. Sahnede düşmek kalkmak yok ve bir metin var. Evet. Ve inanmayacaksınız. Ben Hasan Hoca'ya da söyledim. Hocam dedim, yani Hasan siz, Erkek Hasan Profesör. Erkek, Yok, Hasan oyunumuzun Erkek. yazıp yöneten Evet. Ve Değerli yani hocamız. yazıp yönetmekle de bırakmayıp Her her an kontrolü altında tutan, dekorunun kurulmasından ışığının evet. yapılmasına kadar nezaret eden çok önemli bir faktör Tabii. Hasan Bey. Ki bu çok önemli zaten. Tabii. Yani nedenlerden biri de o. Doğru. Bir nevi Ferih Egemen de öyleydi o zamanlar. Doğru. Şimdi Hasan Hoca diyor ki işte biz 7 yaş üstü diyeceğiz afişlerde. Hocam dedim, ben tecrübemle biliyorum ki 7 yaş üstü oyun deseniz de onlar yine 3 yaşındaki çocuğu da alacaklar. 4 Tabii. yaşındakini de getirecekler. Tabii. Çünkü adı çocuk tiyatrosu. Ve ben hakikaten korkuyordum, biliyor musunuz? Evet, Açık açık. evet. Çünkü hep laf. Yani hep laf. Düşünün. Yani oyun başlıyor, işte serçeler çıkıyor. Ondan sonra oyun başlıyor. Sokakta geçiyor, müzikler var falan ama hep laf. Yani hep konuşuyoruz. Yani Çocuklar acaba anlar mı diye dinlemek düşündünüz. Söz konusu. Söz Eskiden konusu. mesela Vasfi Bey'in anılarını okuyun. Evet. Vasfi Rıza'nın anılarını. Vasfi O günden Rıza'nın. Bugüne. Evet. Okuyun o günden bugüne. Seyirciler, Akhisar'daki seyirciler fevkalade seyrettiler demez. Der ki Akhisar seyircisini çok beğendim, fevkalade dinlediler der. Evet. Çünkü Evet. dinlemeden anlayamazsınız. Tiyatroyu anlayamazsınız. Seyretseniz ne kıymeti var? Doğru. Lafı duyup da anlamadıktan, anlamadıktan sonra. Bu Değil da mi? tamamen dinlemeye dayalı bir oyun. Ama oyunun nasıl bir rejisi, nasıl bir büyüsü varsa, Varsa. çocuk dinliyor, biliyor musunuz? Evet. İnanılmaz. Benim halamın kızı geldi oturdu. O bile dinledi diyorsunuz. O ablasına bir şey söylemiş. Koca kız. Evet, 65 evet. yaş, 67 yaşında benim halamın kızı ama Evet. benden çok ablası da var. Arada bir şey söylemiş dekorla ilgili ya, ablasına. Serap bak şöyle şöyle deyince bir küçük çocuk varmış yanında. Lütfen susun demiş. Biz tiyatroyu dinliyoruz Dinliyoruz demiştim. de yani. Evet. Çocuklar dinliyorlar. İnanılmaz bir gerçek yani. Lütfen susar mısınız Evet, demiş ve bu çocuk. oyunda da 25-30 35 canlı kişi oynuyor. Oynuyor ve Canlı müzik müzikler, var. Danslar, işte Var. Nedim Bey'in müzikler, Nedim Evet, Yöneski o bu konuda hocalarımızı da uzmanı konuk tabii. etmiştik. Ve muazzam bir yapım, yani bir yetişkin Evet. Oyununun bütün unsurlarını Harcanabilecek fazlasıyla. emek, Evet. para, masraf, dekor, anlayış ve ciddiyet. Evet. Ve Yani isterseniz gelin bu oyundan kısa bir görelim. Görüntü var. Belki Çok içinde iyi. de Ben var sizi mıyım acaba? görebilir miyiz bilemiyorum. Evet, Kibritçi Kız'ı birlikte Seyredelim izliyoruz. Bakalım. Kibritçi Kız'da kimler var? Gidiyorum. Gitmez olur muyum? Belediyenin müzik okuluna gidiyorum. Ne güzel. Peki zor olmuyor mu? Hem okula gitmek hem de sokaklarda kibrit satmak, yorulmuyor musun? Yoruluyorum. Ama başka ne yapabilirim ki? Eve ekmek, peynir,
Sevgili izleyiciler, Kibritçi Kız'da Sermet Erkin'i de izledik. Evet, ama orada kar yaptığınızı gösteremedik aslında galiba. Kibritçi Kız masalının finali biliyorsunuz hüzünlüdür. Evet. Kibritçi Kız ölür. Biz de ölmüyor. Evet. Seyredecek seyircilerimiz için sürprizi söylemeyeyim, bozulmasın. Evet. Ama mesela o sahne güzel bir sahne, rüya sahnesi. Ve sonra karlar marlar yağdırıyoruz, bakmayın. Yani pek çok tiyatroda olmayan dekorlarımız çok güzel. Nurullah evet. Hoca yaptı, Nurullah Tuncer. Evet, muazzam evet. bir dekor ki Ankara küçük tiyatroya bile sığmadık. Hesap edin tiyatromuzun, dekorumuzun muhteşemliğini. Siz tabii çocuk tiyatrosu olarak turnelere de çıktınız. Çocuk tiyatrosunun kültürümüzde, toplumumuzda önemini biraz anlatır mısınız? Bu böyle turnelere çıkmanın yararı nedir? Şehir tiyatrolarının, özel tiyatrolarının bunu kendi bölgeleri dışına da taşımaları? Çok gerekli. Çünkü başta da söyledim ya, hani tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu diyor evet. Köroğlu. Bence de bu belediyeler kültürel faaliyetleri başladılar. Hakikaten seviyeyi aşağıya çektiler. Neden? Yapmaları doğru yaptıkları sürece yapmalarını destekliyorum ama doğru yapılmadığı için özellikle evet, sanatsal çocuk düzey oyunlarına düşük olursa düşük olunca olmuyor. Yani düşünün kendinizden bağım için diyelim ki bir yakınınızı operaya götürüp operayı sevdirmek gibi bir kaygınız var. Ve götüre götüre Don Carlos'a götürüyorsunuz ilk oyun olarak. Evet. O insanı ertesi gün başka bir operaya götürebilir misiniz? Değil mi? Onun için götüremez. Doğru, ama düzgün. Satılmış nişanlıya götürseniz, Şen Şakrak işte, Carmen'e götürseniz, evet. Ayda'ya götürseniz o dekorlar böyle falan. Gösterişli korolar falan. Ne olacak o zaman? Tabii. Adam da bir seyretme heyecanı duyacak. Böyle oluyor. Çocuk eğer beğenmezse bir daha gitmek istemiyor tiyatroya. Gitmek istemediği için de şey oluyor, tiyatro baltalanmış oluyor. Çocuk tiyatrosu mantığı kendini hırpalamış oluyor. Halbuki evet. Çocuk tiyatronun geleceğidir. İstikbal, Türkiye'nin istikbali çocuk. İstikbalidir. Dünyanın ve istikbali çocuk. Tiyatro görgüsü olan çocuk da herhalde kendisini daha iyi tanıyan ve tabii. toplumla bağını daha doğru kuran bir kişi mi olur? Bir kişilik oluyor ve düşünceye zorluyor çocuğu. Doğru tiyatro, doğru şey. Olmak kaydıyla değil ve mi? Ve ben şuna inanıyorum. Mesela kendim turnu yapıyorum. Bugüne kadar en çok oyun oynamış insanım ben. İllüzyon gösterisi yapmış kişiyim. Bir çocuk oyunum benim en son gülelim, eğlenelim, öğrenelim diye oynadığım oyunumu ben 2000'e yakın oynadım. Bu arada siz Sermet Erkin Tiyatrosu adıyla da evet, bir evet. tiyatroda bir kurdunuz. Vardı, evet. Öyle bir dönem de vardı. Öyle bir dönemim de vardı. Sizin her yönden tiyatro dünyasında bir yeriniz var. Kopmuşluğum yok. Kopmuşluğunuz yok. Şimdi oyunlarda oynuyorsunuz. Ama evet, Tepebaşı Dram Tiyatrosu gibi tarihsel açıdan da önemli. Ben Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda oynadım. Oynadınız mı? Oynadım. Orada da yeriniz oldu mu? Evet, ne evet. kadar şanslısınız. Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda oynadım. Yıldız, bakın benim oynadığım ben evet. Türkiye'de iki yerde gösteri yapmadım. Bu Zalsungur, yani benim hocam Zalsungur ki çok dolaşmış, çok turne yapmış evet. biri. Onu geçtim ben. Bravo. Bir Hakkari, bir Bodrum. Çok ilginç. Evet. İkisinde yapmadım. Onun dışında her yerde. Onun dışında ben Sivas'ın Gemereği'nin atıyorum. İlçenin beldesinde bile gösteri yaptım. Ama hiçbir zaman sanatımdan, tekniğimden taviz vererek değil. Yani İstanbul Kenter Tiyatrosu'ndaki ışığım, kostümüm, elemanlarım neyse. Üç aşağı beş yukarı. Şırnak'ta, Beytüşşebap'ta, Cizre'de de aynı şeyi yaptım. Hiçbir bu tabii şekilde, bir bir turnedir ne olacak? İki ışık falan. Hadi boş ver anlamazlar demedim. Ki en büyük şeyim budur. Peki size inanıyorum ki. Kendimle olan tasarrufum bu. Size bu görgüyü ve kültürü daha küçük yaştan itibaren tanıdığınız önemli tiyatro tabii. isimleri vermiş olmalı. Tabii ki. Bize, disiplin. Bize o disiplini, özgüveni, özeni aldığınız önemli tiyatro insanlarından söz ederek biraz tanıtır mısınız? Biraz anı ve nostalji yaşatır ne mısınız? Ne güzel. Şimdi bir kere Necdet Mahfi, Ceyhan Mahfi'nin elinde büyüdüm. Yani Ceyhan ablayla her akşam konuşuruz yani. Üç gün geçerse ya Sermet kaç gün oldu aramadın der. Ki halbuki Türkiye'nin efsane ismidir. Efsane ismidir. Dublajın kraliçesidir. Kimi dışında sayayım? Mesela onun dışında Vasfi Bey. Mesela bayram olduğu zaman ben önce Zati Bey'e giderdim el öpmeye. Zati Bey'den sonra Vasfi Bey'e giderdim. Vasfi Rıza Zobi'ye. Öğlen yemeğine Safiye Aile'ye giderdim. Her öğlen yemeğimiz aynıydı bayramda. Tavuk evet. suyuna bir şehriye çorbası, pilav üstü tavuk ve jöle. Ve bol salata. Ve bu bir gelenek olmuştu. Gelenek olmuştu. Ondan sonra akşamüstü işe giderken
O zamanlar sürekli bir gazinoda çalışırdım. Bediye Hanım'a uğrardım. Bediye Muayit'te. Şimdi Bediye Muayit, Şaziye Moral, efendim Gazanfer Özcan, Tevfik Gelenbe, Samiye Hün. Mesela benim çok yakinen tanımak bahtına erdiğim insanlar tiyatroda. Peki bu tiyatroda bu önemli isimleri, ki her biri birer efsane, tanımak size, demin söyledik, siz de söylediniz, disiplin, özen, özgüven, her neyse. Bunlar dışında başka bir niteleme yapacak olsanız bakın, ne verdi size? Bir kere sahne disiplini. Evet. Sahne disiplini. Tiyatro, yani sahne, sanat disiplinsiz olmaz. Evet. Eğer yaşamınızı... Çünkü gençlere şimdi bunlar örnek olsun. Yani yaşamınızı yaptığınız işe göre düzenlemiyorsanız yaptığınız işten verim alma şansınız yok. Yani elinizin ucuyla tutuyorsanız... Tutuyorsanız olmuyor. Olmuyor. Yani o iş sizin hayatınız olacak aslında. Yani erkekseniz karınız, kadınsanız kocanız, asıl kocanız, asıl karınız mesleğiniz, işiniz olmalı bana göre. Ya yani böyledir ya, Muhsin Bey'in döneminde de tiyatrocular tiyatroyu mabet gibi görürler. O sabah provaya giderler, akşam oyuna gelirler, çalışırlar. Dublaja bile gideceklerse kendi gruplarıyla giderler. Yani hayatları hiç duydunuz mu siz bugüne kadar? Mesela bugün alıyorsunuz magazin haberlerini, okuyorsunuz işte Ayşe Fatma ile gezmiş. Bu bir düşünün, şundan 60 sene evvel. Efendim Nisa Serez rahmetli kocasını aldattı. Böyle bir haber duydunuz mu? Gülü sürü şu efendim gitti de efendim kulüp X'te kendini dağıttı. Hiç böyle bir haber rastladınız mı? Tarihte yok böyle bir şey. Nedret Güvenç işte. Neden? Bikinis. Yok çünkü sanat, onların hayatları, sanatları ve onlar zaten sanatlarıyla başarılı insanlar. Evet. Sanatları var. Yani kullanabilecekleri malzemeleri var. Boş ayakları, çuval ayakta durmaz. Boş çuvalı doldurursanız ayakta durur. Bunlar zaten dolu çuval. Dolu onlar çuvallar değil mi? Boş çuvalları doldurmaya çalışıyorlar magazinle. Hemen ilk fırsatta da o çuval devriliyor. O çuval devriliyor. Yerine başkası geçiyor. Bakın bu kadar yetenek yarışmaları oluyor. Şunlar bunlar oluyor. Hangisi sonra devamlılığını kazanıyor? Bir de şu var. Yani bu iş uzun, yani sahne sanatları uzun zamanın birikimiyle ancak sizi pişirip başarıya getiriyor. Fransızların bir sözü vardır hani, 5000 saat sahnede durmayan artist olamaz derler. Evet, çünkü asıl öğreten, asıl size seyirci, iş meslek disiplinini kazandıran seyirci ve sizin sahnede seyircili deneyiminiz. Evet. O yüzden de canlı yayınları hep tercih ediyorum. Veya seyircili. Çok da severim canlı yayını. Değil mesela mi? Bir oyun vardı. Engin Uludağ sahneye koymuştu yıllar önce, Kadınlar Arasında. Evet. Piyesinin adı Oktay Rıfat'ın. Şimdi kadroya bakın. Şaziye Moral. Ya. Reyhan Mahfi, Saffet Hanım oynuyordu. Reyhan Mahfi, annesi Şaziye Moral. Kalfa, Şükrü Atal. Hala, Nezahat Tanyeri. Ya. Yalçın Akçay, Gülçin Akçay, Melahat Hasanoğlu. Kadroya bak. Dilek Türker. Ya. Müthiş bir kadro. Ben eğer ki oyunum yoksa matinede seyrederim. Matine suayir arası oturup işte konuşuruz, sohbet ederiz. Ondan da neler anlatırlardı. Yani geçmişe dönük hikayeler o kadar hoştur ki. Mesela geçen gün başımdan geçeni anlatayım. Tabii. Sahnede gösteri yapacağım. Arkamı döndüm. Arkamda bir şey düşmüş yere. Sahnedeki çocuk, yani şey yapan, adı nedir, müziği idare eden çocuklar bırakmışlar şeyi, adı nedir, ben gösteri yapıyorum ama sahnede. Evet. Onlar o düşeni toplayıp yerleştirip falan koymaya çalışıyorlar. Evet. Dedim ki yani sahnede bir gösteri varken bunu nasıl, abi ziyan olacak, günah, atılmasın dedik. Atılırsa atılsın. Tabii. Bak dedim, Cahide Sonku su kızı diye bir oyun oynuyor. Su kızında yüzüğü varmış yani. Normal pırlanta bir yüzük. Şöyle yaparken yüzük uçmuş. Evet. Ya pırlanta yüzük uçmuş. Kadın dönüp de bakmamış bile. Oyununu oynamış. Sonra aramışlar, bulamamışlar. O ayrı mesele ama ayrı mesele. Oyun sırasında, yani o oyun sırasında bu yapılır mı? Bozulmamalı ama değil yok mi? Yok işte böyle bir şey. Ya yani bu bir disiplin. Ben bunu öğrendim. Mesela oyun değil mi? Oyunum saat 9'da. Ben kesin 6'da tiyatrodayım. Siz zaten bunun da kanıtı buraya çok erken saatte gelmeniz tabii, oldu. 9 otobüsüyle geldim düşünün. Evet, sağ olun. Şehrin tiyatrosunun da çok değerli konukları hep öyle yapıyorlar. O tiyatro görgüsünü sahiplenmiş, edinmiş kişileri hep burada erken konuk etmekten mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bakın gençlere öğüttür bu. Evet tabii. Madem gençlere yönelik bir anlayışa sahip bir kanaldayız. Evet. Benim bir acentem vardı, Marco.
Taksim'de. Evet. Bu Park Otel'in yanındaydı yeri. İlk ben işte İsviçre'de başlayıp buraya geldiğim zaman sabit kontratımı, uzun vadeli ilk kontratımı 76'da Marco'dan aldım. Marco bana şöyle bir öğüt verdi. Dedi ki, bir işi aldığın zaman, evladım dedi, bir işi aldığın zaman kendin için alırsın. Bilirsin ki Mart, Nisan, Mayıs günde şu kadar liradan 3 ay çalışacaksın, evine şu kadar para götüreceksin. Bu senin için. Tamam. Evet. Gazinoya gittiğin zaman ya da tiyatroya gittiğin zaman o zaman patron için gitmiş oluyorsun. Evet. Sen gitmesen patron kimi çıkartacak? Ya. Adam ilan etmiş, yatırım yapmış, ya. Gazete ilan vermiş, müşteriler gelmiş. Doğru. O zaman sen gittiğin zaman patronu rahatlatıyorsun. Biliyor ki kadro tamam. Doğru. Çalışılacak. Ama sahneye çıktığın zaman seyirci için çıkıyorsun. Paranı aldın, almadın, karnın aç, karnın tok, neden ağrıyor, başın ağrıyor, karınla kavga ettin, işte kardeşine darıldın, hiç önemi yok. Seyirci için çalışacaksın. Bunu hiç unutmadım. O zaman hayatım boyunca hiç unutmadım. Şehrin tiyatrosunda da değerli konuklarımızın seyirci için yaptıklarını takdirle anıyoruz burada. Ben programa tabii. Çok güzel katkılarda bulundunuz sevgili Sermet Erkin. Çok teşekkür ediyorum. Bir oyun yapayım mı? Bitmeden. Bir oyun yaparak bir bitirmiş olalım. Bir oyun yaparak bitireyim. Evet. Magazinden bahsettik de ben evet. De tesadüf bir magazin haberleri olan bir gazete bulmuşum. Evet. Ama yani bu haberler tamam. Bildiğiniz gibi. Evet evet. Yani günün haberleri zaten görüyorsunuz. Tabii. Evet. Tabii tabii hepsi. Şöyle seyircilerimiz. Evet olsun. Evet sıradan bir magazin evet. Gazetesi. İki yaprak. Evet. İki yaprak gazeteyi ortadan yırtınca dört yaprak. Evet. Ben bunda 1977 senesinde Kulüpte Majestien'de İsviçre'de, Cenevre'de ödül almıştım. Sonra bir daha böyle yırtıyoruz. Bu arada ben tabii sizi şaşırtayım, ne kadar yırttığımı anlamayın diye lafa tutuyorum. Evet, evet. Zannetmeyin. Aşikar işte, kaç parçaya bölüyorum. Evet, o besbelli, gibi. Yırtılıyor. Yırtıyor. Sesi de duyuluyor zaten. Tabii, tabii. Evet. Bu artık zorlanıyor tabii. Tabii. Yırtıkları. Evet. Yırtıkları biraz sihir tozu katman lazım. Evet. Sihir tozu falan bu işte. Olmuyor ve o değneğinize ihtiyaç var çubuğunuza. Hokus pokus diyorum, hokus pokus da demeseniz olmuyor. Sonra efendim bir bakıyoruz. Evet, evet. Gazete, tekrar, gazete tam. Tekrar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım demek zorundayım. Yani gözlerimin önünde oldu. Evet, benim ve sizin alkışlarınız sevgili Sermet Erkin için. Ben bugün de çok teşekkür ediyorum beni ağırlamayı akıl ettiğiniz için. Çok sağ olun. Marifet iltifata tabidir, müşteri hizmete azayidir. Çok sağ olun efendim. Her zaman var olun. Siz ve sanatınız bizden eksik olmasın. Ederim. Çok sağ olun. Evet, bir başka şehrin tiyatrosunda buluşmak üzere. Bugün de hepinize veda ediyorum. İyi günler efendim.